MÜSİAD yıllık değerlendirme toplantısında konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ve Şimşek, programımızın sonuçlarını aldığımız, ilerleme sağladığımız bir yıl olacak mesajlarını verdi ve özellikle de 2024 yılında gevşek para politikasına doğru meselenin evrileceğine işaret etti. Bir küresel finansal koşullarda gerek Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerinde gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerindeki düşüşle küresel finansal koşullarda bir gevşeme öngörülüyor. Tabii bizde enflasyon yüksek olduğu için parasal sıkılaşma bir süre bu Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu sıkı kalacak. Yani enflasyonu çıpalayacak seviyeye çıkacak ve bir süre sıkı kalacak. Daha sonra enflasyonu düşürmede başarıyla birlikte tabii ki Türkiye'de yine küresel normlara uygun olarak burada gerekli adımları atacak. Dezenflasyon programı Türkiye'de makro finansal istikrarı sağlamamızda yardımcı oldu. Yani programın ortaya konulmasıyla birlikte bence öngörülebilirlik nispeten arttı. Nispeten. Kredi notunda artış bekliyoruz. Görünümde artışlar başladı. Yükselişler başladı. Rezerv birikimi niye önemli? Çünkü biz finansal istikrarı güçlü bir şekilde tesis etmek istiyoruz. Liraya ilişkin endişeleri kökten ortadan az önce gördüm sizin anketlerde rakamları gördüm. Türkiye'nin hem net rezervleri hem brüt rezervleri son 6-7 ayda çok ciddi bir şekilde bizim öngördüğümüzden çok daha güçlü bir şekilde artmıştır. Dolayısıyla sizin liraya ilişkin, liranın geleceğine, görünümüne ilişkin tereddütlerinizi destekleyen bir trendde değiliz. Rezerv birikiminde mesafe kat ettik. Cari açığı azaltmada mesafe kat ettik. Enflasyonu kontrol altına almada mesafe kat ettik. Yıllık düşüşler ilk günden beri söylüyoruz. İlk günden beri 2024'ün ikinci yarısı dedik. Biz program dönemi sonunda aslında 2025'ten itibaren altın dahil biz cari açığın %2,5 civarına sürdürülebilir bir patikaya oturacağına inanıyoruz. Türkiye'nin borcu küresel borcun %333 olduğu tanıma göre Türkiye'nin borçluluk oranı %117. Yani Türkiye'de de borç karşımıza bir sorun olarak çıkmıyor.